Herkese merhabalar, program başlıyor. Serkan'cığım hazır mısın? Hazırım ve başlıyoruz. Çok uzun zamandır aslında psikolojiyle ilgili birisiyim. Yaklaşık bir 13 yaşımdayken ben terapi sonrasında hipnozu öğrendim. Biz senden korkmalı mıyız? Hayır, kesinlikle değil. Yani? Ya en büyük korku zaten şudur, bilinmezin korkusudur. İnsanlar bilmediği şeylerden çekinir, korkarlar. Hipnoz belli bir metoda bağlı gelişen bir halde değil. Birçok kez hipnoz oluyor. Sen aslında bizi hackliyorsun değil mi? Öyle söyleyebilir miyiz? Hipnozda uyku durumu diye bir şey yok. Sadece zihnin çok daha sakin bir hale geliyor. Uykuya benzer bir hale getiriyor. Uyu kelimesini söylüyorum ya ben. Şu anda translaysam kelimeyi şey yapma. Sıkı tutuyorum. Kelimeyi şey. Peki sen özel hayatında kullanıyor musun bunu? Yani mesela düşünsene. Ben mesela aşk hayatımda diyelim ki eşim çok konuşuyor. Bir şeyleri anlatıyor. Yani o anda mesela dur, şey diyorum. Dur. Dur falan diye. Program formatı. Nedir? Sen buraya geliyorsun, ben oraya geçiyorum. Tamam. Peki şimdi Korzay buraya geliyor, ben oraya geçiyorum. Hızlı bir şekilde yerimizi değiştiriyoruz. Korzay. Evet. Şimdi daha rahat. Bu arada şey, aracı nasıl buldun? Araç çok güzel. Gerçekten. Roger Göral, Serkan Kızılbayır'la Sen Sor Ben Anlatayım'ı sunar. Biraz da sen sor ben anlatayım. Roger. Herkese merhabalar, program başlıyor. Serkan'cığım hazır mısın? Hazırım ve başlıyoruz. Biraz bir ben sorayım, sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım. Evet, yeni bölüm başladı ve yeni bölümde benim de sosyal medyada düzenli olarak takip ettiğim ve acaba nasıl yapıyor diye böyle sürekli düşündüğüm bir isim, sevgili Korzay Koçak bizlerle birlikte. Korzay hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın? Çok teşekkür. Önce şunu söyleyeyim, beni hacklemeden önce. Acayip genç görünüyorsun ya. Teşekkür ederim. Yani, herkes aynı şeyi söylüyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani hani sosyal medyada izlediğimiz videolarda böyle hani bir 40 plus gibi duruyorsun ama şu anda evet, baktığım şekilde acayip gençsin ve dinamik, enerjin muhteşem. Öncelikle Korzay Koçak kimdir? Oradan bir başlayalım. Sonra zaten ben neler soracağım. Şöyle anlatayım o zaman. Korzay Koçak çok uzun zamandır aslında psikolojiyle ilgili birisiyim. Uzun zaman oldu. Yaklaşık bir 13 yaşımdayken ben bir terapi sonrasında hipnozu öğrendim. Hipnozu öğrendikten sonra tabii ki bu beraberinde ikna teknikleri, ikna sanatı geldi ve biraz daha ilerletmek istedim durumu. Tabii Türkiye'de böyle şeyler çok bilinmiyor maalesef ki. Evet. Hani ikna sanatı ya da psikolojiyle bağlantılı diğer bazı metotlar çok fazla bilinmiyor. Ben keşfetmek istedim. İngilizce olarak öğrenmiştim ilk. Ardından hukuk fakültesine girdim. Çok alakasız gibi görünse de. Zaten onu da soracağım evet, ama bildiğim kadarıyla sadece staj döneminde böyle bir şeyin oldu. Evet. Sonrası yok herhalde. Sonra yok. Çok fazla aktif olarak avukatlık yapmadım. Şu anda hali hazırda avukatım ama yapmıyorum mesleği. Psikoloji lisans eğitimi alıyorum şu anda. İkinci üniversite olarak. Bu şekilde gelişiyor. Şu anda eğitimler veriyoruz hipnoza dair. O eğitimleri zaten soracağım. Ben de çok merak ediyorum. Ben bu konulara çok meraklı bir adamım. Hı-hı. Ama şeyi çok merak ediyorum Korzay. Yani biz senden korkmalı mıyız? Hayır. Kesinlikle değil. Yani? Ya en büyük korku zaten şudur. Bilinmezin korkusudur. İnsanlar bilmediği şeylerden çekinir. Bravo. Korkarlar. Ve biz olabildiğince zaten bu korku olmasın diye çabalıyoruz. Tabii ki sosyal medyada bir tema vardır. Hipnozun teması da bu. Anladığım kadarıyla. Doğru. İnsanlara böyle geliyor yani. Korkutucu geliyor. Ben olabildiğince korkutmamaya çalışıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Çekimi yani öncesinde birazcık sohbet etti. Gerçekten çok sevimli bir adam. Yani hani şey böyle zaman geçirmek keyifli sevgili Korzay'la. Korzay'cığım şimdi şeyi sormak istiyorum. Doğru tabirde bulunuyor muyum? Hani yanlışsam lütfen düzelt. Sen aslında bizi hackliyorsun değil mi? Öyle söyleyebilir miyiz? Gerçekten doğru. Değil mi? Gerçekten bu doğru bir tabir. Öncelikle şunu söylemem lazım. Hipnozu sadece ben uygulamıyorum. Hipnoz belli bir metoda bağlı gelişen bir halde değil. Birçok kez hipnoza uğruyoruz. Mesela şu an arabada gidiyoruz ya. Hiç fark ediyor musun frene, gaza basıp basmayacağını, kendi kararlarında verip vermediğini düşünüyor musun? Bunu çok fazla düşünmezsin. Bunu otomatik sinir sistemin yapıyor. Wow. Kendiliğinden. Sen bunu öğrendin. Artık bu bilişe sahipsin ve
bedenin otomatik çalışıyor. Hiç bununla ilgili düşünmüyorsun bile. Gerçekten ve de uzun öyle. Süre eğer ki bu yola maruz kalırsan zihnin farklı bir hale girmeye başlar. Farklı trans haline. Bazen yol sohbetlerinde insanlar normalde söylemeyeceği, sakladığı sırlarını anlatabilirler. Buna yol hipnozu deniyor. Hiç yaşadığın oldu mu? Yolda wow. Giderken işte ben sana bir şey itiraf sorulara maruz kaldım. Şu an seninle konuşurken korkarak konuşuyorum. Cümlelerini. Acaba şu an hipnoz mu ediyor beni diye. Programa gelmeden önce kendimi çok iyi hazırladım. Dedim ki asla Serkan dedim. Hipnoz olmayacaksın dedim. Onun korkusuyla inanın şu anda. Evet. Ama doğru söylüyorsun. Gerçekten de bu durum söz konusu yani. Aynen. İnsan aynen. Uzun yolda birçok şeyi de anlatıyor farkında olmadan. Tabii ki. Bir trans haline giriyorsun. Ve zihnin aslında açılıyor o esnada. Daha rahat hissediyorsun kendini. Daha rahat konuşabiliyorsun. Sorunlarını anlatabiliyorsun. O yüzden bu yol hipnozu bunun benzeri televizyon izlerken oluyor. Var doğru. Örneğin. Çocukların aslında çizgi film izlerken değil mi? Oradaki yaşadığı evet, şey de öyle yani aslında. Aynen, aynen, aynen. O karakterle kendini eşleştirmesi, aynı nöronların daha aktif çalışması. İlginç bir durum. Seni şu an hipnoz etmiyorum. Ama edebilirim herhalde. Ben şu an şeyi soracağım. Hipnoz kötü bir şey mi? Yani hayır. Bir insanın ya bilirkişi mi yapması gerekiyor yoksa hipnoz esnasında risk var mı? Bunları da aslında insanlar çok merak ediyor. Şöyle hipnoz çok doğal bir durum. Öncelikle bunun bilinmesi lazım. Yani o yüzden hani insanlar bir parmak şıtlatmaya böyle oluyor mu diye düşünmemesi lazım. Çok doğal bir durum. Biz sadece o doğal duruma nasıl getireceğimizi biliyoruz. Rehberlik ediyorum. Yani sen aslında tamamen seninle ilgili bir durum. Hipnoz etmek yoktur. Hipnoz olmak vardır. Hmm. Ben rehberlik ediyorum. Bravo. Sana o zihin durumuna aracısın yani sen. Tabii bazı insanlar meditasyonla wow. birlikte de bu hipnotik duruma geçiş yapabiliyorlar. Ben sadece daha hızlı olmasını sağlıyorum. Bir hipnotist daha hızlı olmaya yardımcı olur. Ve şöyle söyleyeyim. Kesinlikle korkulacak, zararlı bir tarafı yok. Zarar verecek herhangi bir şey yok. Ama her şeyde olduğu gibi bu metodu da maalesef ki art niyetli kullanan insanlar var. İşte dolandırıcılık ve bu daha yeni hani hipnozla birlikte ortaya çıkan bir şey değil. İnsan beyninin nasıl çalıştığı keşfedildiği andan itibaren bunu aleyhe kullanan İkna bazı ediyor bir şekilde insanlar yani. Evet. Evet maalesef ki var. İşte telefon dolandırıcıları mesela sizi telefonda tutmanın yolunu biliyorlar. Ya da kendisini savcı, hakim, evet, emniyet evet. çalışanı olarak ikna edebiliyorlar. Bakın ikna kelimesi çok önemli. Çünkü biz hipnozdayken telkini kullanırız. Bunun kelime kökeninde iknadır. Arapça bir kelime. Ve ben sizi bir şeye ikna edersem o zaman hipnoz etmişim demektir. Hipnoz özde bu yani. Çok iyi. Peki sen özel hayatında kullanıyor musun bunu? Yani mesela düşünsene ben mesela aşk hayatımda diyelim ki eşim çok konuşuyor. Bir şeyleri anlatıyor. Yani o anda mesela dur, şey diyor. Dur. Dur falan diye. Yapıyor musun böyle şeyleri? Ya ister istemez bu artık diline artık pelesenk oluyor bir şekilde. Evet, bir evet. şekilde alışıyorsun bu hipnotik evet. kalıplarına. İster istemez kullanıyorsun. Hani ya eşimi hipnoz edeyim ya da arkadaşımı hipnoz edeyim diyemiyor kimse. Artık ister istemez bu ikna edici dil seninle bir bütün hale geliyor. İletişim formatı haline dönüştürmüş oluyorsun. Ama bunu tabii ki art niyetli olarak hiç kullanmıyorum. Gerçekten. Sen hiç yapmıyor musun gerçekten? Yok, gerçekten hiç art niyetli olarak kullanmadım. Evet. Yani bu gerçekten de bence kırmızı çizgileri olması gereken bir alan. Kapıya ayak koyma diye bir şey var. Evet. Sosyal medyada ben gördüm. Çok da hoşuma gitti. Onu bir anlatır mısın bize? Gerçekten çok güzel. Ya şöyle. Şimdi ben eğer ki seni bir konuda bir şeye ikna edeceksem öncelikle sana ikna etmek istediğim şeyle ilgili daha büyük bir sonucu olan bir noktada talepte bulunuyorum. Örneğin sana diyorum ki mesela bana 100 bin lira borç ver diyorum. Sen diyorsun ki 100 bin lira çok fazla. Ve ardından sana 20 olsa verirdim falan aynen, diyorum mesela. 20 oldu. Ya da evet. bunun tam tersi. Öncelikli olarak senden çok küçük bir şey istiyorum. Çok küçük bir şey. Diyorum ki mesela arabaya şuraya bir sticker yapıştırsana diyorum. Çok küçük. Benim logom olsun. Sonra sen onu oraya yapıştırıyorsun. Ardından diyorum ki 2-3 hafta sonra gelip ya logo çok güzel oldu ama senden bir ricam daha var. Kapıya logo yapıştır diyorum. Başlangıçta sana kapıya büyük logo yapıştırmanı isteseydim bunu yapmayacaktın belki. Ama zaten bir kere ben kapıya ayak koyduğum için, buraya küçük logoyu yapıştırdığın için bir sonraki daha büyük isteğimi, talebimi kabul etme ihtimalin artıyor.
Wow. Teknik böyle çalışıyor. Tabii olaya bakar mısın ya? İkna tekniklerinden bir tanesi. Gerçekten çok çılgın evet. Şeyler. Ve yapıyorsun aslında değil mi? Yapıyoruz. Yani herkes yapıyor. Sadece ben de değil. Ya şöyle söyleyeyim. Evet. Ben hipnoz yapan birisi olarak etiket yerleştiği için hep ben yapıyormuşum gibi. Ama gerçekten de medya, sosyal medya bütünüyle hipnotik bir durum içeriyor. Gerçekten de öyle. Yani, sosyal medya için bunu net bir şekilde söyleyebilir miyiz? Yani bunu söyleyebiliyor muyuz? Yani herkes bir şekilde etkileniyor yani değil mi? Evet, aynen öyle. Yani sosyal medyanın kendi yapısı da böyle, algoritması. Yani Instagram'ın, YouTube'un senin ilgilendiğin şeyleri sana sürekli çıkartması. İnanılmaz bir şey ya. Ya da sen bir ürün satın alacaksın diyelim ki bu cookie'ler vardır. Evet. Şeylerde, web sitelerinde seni takip ederler. Neyle ilgilendiğini takip ederler. Tabii. Çerezler, doğru söylüyorsun. Aynen. Evet, kesinlikle. Yani bunların hepsi aslında bizi ikna etmeye yönelik, o ürünü sat ya da hizmeti satın almaya yönelik dizayn edilmiş çok şeylerdir. Iyi ya. Bunu insanlar yapıyor, bunu hipnotistler yapıyor işte. Yıllar sonra nereye gider sence bu Korsay? Yani şimdi böyleyse yıllar sonra yeni keşifler, yeni öğrenilecek şeyler nereye gider sence bu olay? Yani şöyle muhtemelen bizim psikolojimizi, bizim nasıl çalıştığını, psikolojim nasıl çalıştığını bir yapay zekaya öğretirler önce. Ardından ona göre yapay zeka muhtemelen bizi yönlendirecektir. Tabii gerçekten çok ilginç. Yani hipnoz başlı başına ilginç. İnsan psikolojisi gerçekten çok tuhaf. Beynin yapısı çok ilginç. Henüz tam anlamıyla keşfedilmiş bir organ değil. Ama gerçekten de mucizevi çalışıyor. Bana şeyi çok soruyorlar ya, çok merak ediyorum. O görüntüler gerçek mi diye. Bugün yani videodaki evet, bugün bunu deneyeceğiz. Yani nasıl bir şey olduğunu seninle beraber deneyeceğiz. Gerçek mi Korsay? Tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında hani bu soruyu sormaları çok doğal insanların. Çünkü böyle bir şeyi çok fazla görmüyoruz. Yani ben ilk hipnozla tanıştığımda ben de çok şaşırmıştım. Böyle bir şey mümkün değil. Yani insanlar nasıl işte kendi ismini unutabilir ya da halüsinasyon görebilirler diye. Türkiye'de çok bilinmediği için şu anda tuhaf geliyor. Ama şimdi beynin yapısını, beynin nasıl çalıştığını anladığımız zaman birazcık normalleşiyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Bildiğin gibi bir takım psikolojik klinik rahatsızlıklar var değil mi? Şizofreni evet, gibi evet. Mesela. Mesela bir şizofreni rahatsızlığı sonucunda bazı halüsinasyonlar görmek mümkün olabiliyor. O kişinin beyninde bu halüsinasyon tetikleniyor rahatsızlık dolayısıyla genetik. Biz bu halüsinasyonun beyin tarafından oluşabildiğini biliyoruz değil mi? Yani bir rahatsızlık sonucu oluşabildiğini biliyoruz. Ama bu işte hipnozdayken de beyni hackliyoruz dedik ya konuşmanın başında. Hipnozdayken de sağlanabilen bir şey. Çünkü beyinde var olan bir sistem. Halüsinasyon yaratımı. Wow. Ya aslında küçük küçük oyunlar yani. Örnek olarak hani evet. Şizofreniden veriyorum. Evet. Çünkü birçok insan yani bizi izleyen kişiler yok, daha bilirler net anlasın, yani. Daha iyi anlaşılması evet. için. Doğru. Yoksa alakası yok yani hani rahatsızlık. Şeyi merak ediyorum. Şimdi bir videonda yine ben dedim ya seni çok iyi takip ediyorum bu arada. Yani gerçekten takip ediyorum Korsay'ı. Bir videonda bir restorandasınız galiba, kafedesiniz. Şey yapıyorsun. Birisi kendini Thor sanıyor orada. Bakıyor, evet. Geliyor falan filan. Abi onu nasıl yapıyorsunuz? Adama dokunuyorsun, adam gidiyor falan yani. Hani oradaki durumlar falan gerçekten kendini bırakıyor mu, anda uyuyor mu? Ne yapıyor? Gerçekte bir uyku durumu yok. Yani hipnozda uyku durumu diye bir şey yok. Sadece zihnin çok daha sakin bir hale geliyor. Uykuya benzer bir hale getiriyor. Uyu kelimesini söylüyorum ya ben. Şu anda transparan bu kelimeyi şey yapma. Sıkı tutuyorum. Aynen. Tamam. Uyu kelimesini söylediğim zaman beynin uykuyu simüle ediyor. Uyku halinde ne olur? Mesela gözler kapanır değil mi? Bedenin kendisini serbest bırakır. Bütün kasların kendisini serbest bırakır. Bunu oluşturabilmek için uyu kelimesini seçiyorum. Olağanüstü ya da şey derinleş ya. Kelimesini seçiyorum mesela. O esnada gerçekte uyumuyor. Şu an ben iyi değilim bu arada söyleyeyim size. Yani söylemesi bile şu an ben, evet, biraz acayip şey yapıyor. Korkuyorum ve direksiyon tutuşum gerçekten böyle bir sertleşmeye başladı yani. Bu arada sağdaki arabaya bir el sallayalım arkadaşlarım evet. Seninle beraber. Oraya bir el sallayalım istersen. Evet. Şimdi Ankara'ya gelişim bu arada. Buraya Ankara'ya geliyorum. Çok geliyorsun. Sık geliyorum aynen. Ya hatta bizim hafta sonu eğitimimiz ondan var. Ondan birazcık bahsedelim. Eğitimlere girmek istiyorum. Korsay eğitimlerde ne yapıyorsunuz? Nasıl örnekler? Nasıl? Neler anlatılıyor? Şöyle aslında biz daha çok ikna üzerinden gidiyoruz. Yani telkini daha çok anlatmaya çalışıyoruz. Bir insan nasıl telkin verir? Kendi ürününü, hizmetini nasıl satabilirsin? Ya da bunu bir araç olarak kendi işinde, uzmanlık alanında nasıl kullanabilirsin? Daha çok bunları anlatıyoruz. Aslında mesleğe faydası olan şeyler bunlar.
Çok önemli. Bir saat tabii kafamızda sadece şey gibi diyor. Bir insanı hipnoz ettin, yok duygularını şey yaptın, yok rahatsızlığını çözsün. Öyle değil aslında. Ticari anlamda da çok faydası var. Kesinlikle. Kesinlikle. En önemli alanı o. En çok kullanılan alan o zaten. Yani bir ürün hizmeti satacaksan gerçekten de hipnotik dili bilmen gerekiyor. Bunun yanı sıra sadece işte çocuğuyla daha iyi iletişim kurabilmek için ya da işte eşiyle daha iyi iletişim kurabilmek için öğrenen kişiler de var. Bunu biz kırmızı çizgilerini anlatıyoruz. Ne yapılması gerekiyor ya da ne yapmamanız gerekiyor diye. İnsanlar buna gerçekten saygı gösteriyorlar. Çok çünkü güzel onu bir şey çok açık bir şekilde anlatıyorum. İletişime çok büyük etkisi var. Gerçekten. Mesela diksiyonun çok iyi. Diksiyonun neden çok iyi? Neden diksiyonunu iyileştirmeye ihtiyaç duydun? Sen şu an sorarken yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Hayır. Yani neden insanları daha çok etkilemek için, yani daha çok kendime çekmek için, aynen, enerjimi yansıtmak için. Aynen. Daha o, ikna edici olabilmek için. Yine aynı kelime geldi. Kendini daha iyi doğru ifade edebilmek için. Şu an hipnoza değilim ben. Değil <mi? gülüyor> Sana bu fikri ver. Çok iyi iş ya. Peki katılımlar nasıl? Yani mesela şu anda bu videoyu izleyenler acaba sana nasıl ulaşacaklar? Yani bunu kaçıracaklar bu hafta sonu olan Ankara'daki etkinliği, ama bu etkinlikler tabii ki devam ediyor. Nasıl yani ulaşacaklar? Web sitemizden ya da Instagram'dan bulabilirler. Katılmak isterlerse genelde biz takvim yayınlıyoruz. Eğitim takvimi. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Umarım faydamız da aynı şekilde katlanarak artar diye dua ediyorum. Peki hiç böyle psikolojik sorunu çözdüğün oldu mu? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bu çok iyi bir uzmanlık gerektiren bir iş. O yüzden biz bunu kendi bünyemizde olan psikoterapistlerimize, psikolog arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Tabii ki yakın çevremizde daha önceden bir takım problem yaşayan kişiler vardı. Onları ilk başta hipnoza yönlendirdik fayda sağlayabilmek için. En basitinden benim konuşma problemim vardı. Öyle mi? Aynen. Aa. Ya hipnozla ilk işte o yüzden tanıştım. Vav çok güzel. Biraz daha harika. Kötü harika konuşma yapısı vardı. Evet. Açtık böyle. Olay böyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Evet. Program formatı. Nedir? Sen buraya geliyorsun, ben tamam, oraya geçiyorum. Tamam. Peki şimdi Korzay buraya geliyor, ben oraya geçiyorum. Hızlı bir şekilde yerimizi değiştiriyoruz. Evet. Şimdi daha rahat. Bu arada şey, aracı nasıl buldun? Araç çok güzel. Gerçekten. Sen gelmeden önce asistan arkadaşların direkt bana fiyatını sordular. Dediler ki Korzay Bey'in tam tarzı bu araç, aynen, diye. Aynen. Evet. Ya. Şimdi Peugeot'a doğru gideceğiz. Biraz da sen sor ben anlatayım. Biraz da sensör ben anlatayım kısmına geçiyoruz. Sensör kısmında tabii ki dinleyicilerimizin daha gelmeden önce takipçilerimizin bize sormuş olduğu sorular var. Çok iyi. Ben de ara ara zaten o sorulardan birkaç tanesini böyle sormaya çalıştım. Şeyi merak etmişler. Zihin egzersizi parmaklar. Evet. O nedir? Onu bir açar mısın? Aslında o tamamen kas öğrenimi. Yani kasların tekrarlı bir şekilde yaptığımız şeyleri öğrenip bizi zorlanmadan o davranışa itebiliyor. Mesela şu vardı. Şimdi yapabilecek miyim? Şöyle ben yapayım senin için. Bir dakika dur, yapamadım. Araba kullanırken de. Gelen sorulardan bir tanesi hemen ben sana sırasıyla aktaracağım. Sevgili Meral sormuş mesela ilginç bir soru. Evet. Bu sandalyeyi kaldıramayacaksın olayı. Evet. O nasıl gerçekleşiyor Korzay? O nasıl bir şey? Buna katalepsi deniyor. Katalepsi. Aynen. Evet. Katalepsi yazıp daha detaylı. Araçta bilirler. Aynen. Makaleler de var bununla ilgili. Hipnotik bir duruma girdiğin zaman ben eğer kaslarının kasılması ile ilgili bir telkin verirsem kasların otomatik olarak kasılıyor ve bir hareketi gerçekleştirememene sebebiyet veriyor. Mesela işte şu an felç durumundasın dersen vücut komple kas katı bir hale geliyor. Wow. Hareketsiz kalıyorsun. Çok güzel. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok eski zamanlarda insanlar uyku halindeyken katalepsi yaşıyorlarmış. Uyku halindeyken. Bu kataleptik durum ölmüş bir insanın vücut yapısına çok benziyor. Çünkü kas katı kalıyor ve insanları o şekilde gömüyorlarmış. Of. Kataleptik durumdayken. Böyle hatta mezarda canlandı, evet, evet, falan, evet, 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 olayları var ya. Nedeni bu aslında. Aslında nedeni katalepsi yani. Evet. Orada da masayı ya da sandalyeyi kaldıramayacağını telkin ettiğin zaman kasların o işlevi yerine getiremez hale geliyor. Ona inanıyor çünkü. Çok güzel. Yani hipnozdaki bütün verdiğimiz telkinler şuna dayanıyor.
o kişi ben ne telkin edersem ona inanmak zorunda. Çok güzel bir şey. İnanmak direkt yönlendirmeyen değil mi olay? Aynen, evet. Direkt olarak. Tabii. Orada hep sağdan gideceğiz. Hipnotik durumdaysa evet. Bu şey geçerli. Şeyi merak ediyorum. Biraz önce sorulardan bir tanesinde vardı. Sevgili Fırat'ın sorusuydu. Hı. Güzel bir soru aslında. Hipnozla insan zayıflayabilir mi? Evet. Zayıflayabilir. Wow. Hatta Belçika'da bir arkadaş var. Onlar direkt bir dernek gibi evet. Hipnotistler. Evet. Ve onlar hipnotik mide bandı denilen bir yöntem uyguluyorlar. Senin midende sanki mideni küçülten bir bant varmış gibi hissediyorsun. Öğünlerin porsiyonların azalıyor. Tabii ki diyetisyenlerle birlikte çalışıyorlar. Öğünlerin porsiyonların azalıyor ama bu kesinlikle bir diyet değil. Sen doygunluğu çok hızlı hissediyorsun. Korzay, peki bir samimi cevap istiyorum senden. Evet. Hiç böyle özel hayatında hiçbir şeyde kullanmadı mı bunu? Ne bileyim yani yaşamış olduğun olaylarda, durumlarda hiç olmadı mı böyle bir şey? Kullanıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Kullanıyorsun değil mi? Yani sonuçta evet kullanıyorsun. Aynen. Ya iknayı en azından kullanıyorsundur tabii herhalde. Tabii ki. Ya bir şey hani bir şey satın alacaksak ya da bir şeyi pazarlayacaksak eğer ki kullanıyoruz. Tabii ki bu özel hayat olmaz ama özel hayatla kastettiğini sanırım daha çok ilişkiler. İlişkiler evet evet. Evet. Ya anne baba, evet. Ailede ya da bir eş dost da kullanıyoruz. İster istemez kullanıyorum yani. Peki çevrende şu anda bizi izleyenler sonuçta bunu YouTube'da izleyecekler ve merak ettiklerini öğrenecekler. Buradan onlara bir önerim var mı bu olaya başlamak isteyenlere? Yani hı-hı. Eğer bunu düşünüyorsanız, hipnoza, iknaya başlamak istiyorsanız şunları yapmalısınız dediğim bir şey var mı? Şöyle, öncelikle yani sosyal bilimlere merakı olan herkese tavsiyem şu. Gerçekten de ilginizi çeken bir şeyse Türkiye'de bununla ilgili sayısız kurs var. Ama lütfen sadece bilimle bağlantılı olanları tercih edin. Çünkü çok gerçekten bu tarz konular suistimali açık konular Sola maalesef dönmesi. Ki. Bakın burada yine aslında bir şekilde net bir şekilde yaptığı işin altına imzasını atıyor. Çünkü kesinlikle. Bilim diyor. Yani öyle hani hurafe bir olay söz konusu değil mi? Yani ya bu benim keşfettiğim bir şey evet. Değil. Öncelikle evet. Onu söyleyeyim. Ben kendi şuradan metodumu... Şuradan sağdan döneceğiz. Şuradan hemen. Yani sağ serbest evet. Yukarı uçacağız. Kendi metodumu anlatıyorum. Hani kendim keşfettiğim bir takım şeyler var. Ama genel itibariyle hipnozu ben keşfetmedim. Evet. Sonra hipnoz bilimsel bir metottur. Freud gibi zamanında birçok psikiyatrist de kullanmıştır. O sebeple şu anda her ne kadar böyle anlaşılması güç, inanması zor olsa da bilimsel metottur. Tavsiyem evet. Bu. Yani bununla ilgili tabii ki psikoloji lisans eğitimi ya da psikolojik danışmanlık lisans eğitimleri var. Ya da eğer ki kimseniz psikiyatristlik uzmanlık alanı olarak seçilebilir. Gerçekten de ilginç bir alan. Çok tuhaf. Ben hala şaşırıyorum bazı şeyleri. Zaman içerisinde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Harikasın. Bu arada Peşagöral'da gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel. Çekiminde artık yavaş yavaş sonu. Var mı şu anda, hatta biz de şöyle kenarda bir yerde durabiliriz. Şurada tamam, sağda istersen tamam. Durabiliriz. Var mı böyle buradan bizi izleyenlere söylemek istediğin bir şeyler? Herkese ilgisinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum bu videoya. Denk gelip izleyen de olabilir. Ya bana dediler ki Korzay, Serkan mutlaka almalısın Korzay'ı. Korzay ve bize sana ulaştık. Sen çok de sağ ol. Bizi kırmadın. Gerçekten de keyifli oldu program. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani ilginize çok evet. Teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Uzun zamandır hipnozu anlatamıyordum. Çok iyi oldu yani, bak. Bunu söyleyeceğim gerçekten sana. De anlatabileceğimiz platform çok az yani. Evet. Hani doğru. Bunu konuşabileceğimiz. Belki sıkıcı gelmiştir izleyenler için ama yo, ben kendimi anlatabildiğim için çok memnun oldum. Çok güzeldi. Harikaydı. Niye bunu söyleyeceğim? Ben sosyal medyada hep arattım hani ne bakabilirim diye. Hep senin o şeylerine geldim. İkna olaylarına, hipnozlarına denk geldim ama bunu bulamadığım için özellikle bu soruyu sordum. Çok da güzel oldu. Çünkü gerçekten de Türkiye'de şu anda Korzay konuşuluyor. Net bir şekilde bunu dile getirebiliriz. Evet, programın sonuna geldik. Sevgili Korzay'a beni kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Ben Korzay. Teşekkür ederim. Sana bir sürprizim var. Öyle mi? Aynen. Bak şimdi kafa gözüne. Peugeot Göral, Serkan Kızılbayır'la Sen Sor Ben Anlatayım'ı sundu. Biraz da Sen Sor Ben Anlatayım. Peugeot.